y eşittir karekök x fonksiyonunun grafiğini düşünelim. Bu fonksiyonun üzerinde oynayacağız ve bu yaptığımız değişiklikler grafiğe nasıl etki edecek bunu göreceğiz. y eşittir karekök x. Eğer reel sayılar üzerinde çalışıyorsak x negatif olduğunda bu karekök tanımsız olur. Dolayısıyla x sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmalıdır. x sıfır olduğunda y de sıfıra eşit olur. x 1 bir olduğunda 1'in karekökü pozitif 1 eder yani bu şekilde olacak. x 4 kare kökü olduğunda 4'ün karekökü 2'dir. x 9 olduğunda 9'un karekökü 3. İşte grafik bu şekilde olacak. Daha çok buna benzeyecek. Böyle bir şey olacak. Şimdi grafiği herhangi bir şekilde kaydırdığımızda ne olacağını düşünelim. Diyelim ki grafiği yukarı doğru 4 birim kaydırmak istiyoruz. 4 birim kaydıracağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Burada x'in değerlerine karşılık, x'in değerlerine karşılık y'nin 4 birim daha büyük olmasını istiyoruz. Bu nedenle y fonksiyonunun ifadesine 4 ekleyeceğiz. Yani y eşittir karekök x artı 4. Bu da grafiği buraya kaydırmak demektir. Şöyle kopyalayıp yapıştıralım. Yani bu grafiği alıp 4'e kadar kaydıracağız. Böyle bir şey olacak. Şöyle mavi ile çizeyim, daha iyi görünsün. Şimdi y'yi sola kaydırmak istediğimizi düşünün. Bu şekilde bir şey yapmak istiyoruz. Sola doğru 3 birim kaydıracağız. Böyle. Peki bu fonksiyonu nasıl tanımlayabiliriz? Bunu şöyle turuncu ile çizeyim. 3 birim kaydırmak istiyoruz. 3 birim sola. Şimdi düşünelim, Burada y'nin sıfıra eşit olduğu nokta, x'in de sıfıra eşit olduğu noktadır. Peki burada 0'a elde etmek için karekök içine ne yazarsınız? Burada x eksi 3, eksi 3'tür. O halde karekök içine artı 3 yazarsanız sıfır elde edersiniz. Şimdi buradaki turuncu y fonksiyonunu yazalım. Buraya yazıyorum. y eşittir karekök x artı 3. Bu durum tahmin edilenin, tahmin ettiğinizin aksine bir durummuş gibi görünebilir. Karekök x fonksiyonundan karekök içinde x artı 3 fonksiyonuna ulaştık. Fonksiyon ifadesinde karekökün dışına 4 eklediğimizde grafik yukarı kaydı. Ama karekök içine karekökün içine 3 eklediğimizde grafik sağ tarafa değil sol tarafa kaydı. Yani bu nokta 0'dan eksi 3'e kaydı. Buradaki önemli nokta y'nin ne zaman 0'a eşit olduğudur. Burada x sıfıra eşit olduğunda y de sıfıra eşittir. Burada ve burada x artı 3 ifadesi sıfır olduğunda, yani x eksi 3'e eşit olduğunda y sıfıra eşittir. Bunu diğer noktalar için denediğinizde de grafik sola kayacaktır. Ve burası önemli, bu yalnızca, bu yalnızca köklü fonksiyonlar için geçerli değildir. Genelde tüm fonksiyonlar için geçerlidir. Fonksiyonda karekök dışına hangi sayıyı eklerseniz ekleyin, grafik aşağı ya da yukarı doğru kayacaktır. Burada 4 yerine eksi 4 alsaydık, grafik aşağı doğru kayacaktı. Ama karekök içine x yerine x artı 3 yazılırsa, karekökün içine yazılırsa, bu grafik 3 birim sola kayacaktır. 3 birim sağa kaydırmak için buraya x eksi 3 yazmalıyız. Evet, buraya kadar bir şeyler öğrendik. Şimdi bu grafiği döndürmek, yansımasını almak istediğimizi düşünelim. Yani şöyle bir şey. Bakalım çizebilecek miyim? Bu grafiğin şöyle olmasını istiyorum. Evet, ne oldu? Grafik yansımış oldu. Yansımış oldu ama daha iyi çizebilirim. Grafiğin üzerinde bu nokta var. 3 birim ilerliyoruz ve bu noktada da grafiğin üzerinde. Grafiğin böyle bir şey olmasını istiyoruz. Aslında burada ne yapıyoruz? Grafiğin x eşittir 3 doğrusuna göre yansımasını bulmaya çalışıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu durumda tanım bölgesi farklı. Burada tanım bölgesi x'in eksi 3'ten büyük olduğu sayılar için tanımsızdır. Ve x'in 3'ten küçük ya da 3'e eşit olduğu durumlarda fonksiyon tanımlıdır. Veya başka bir deyişle kök içindeki ifadenin işaretini değiştirmeliyiz. Dolayısıyla buradaki grafik, şekli olduğu gibi biraz kaydıralım. Yeşille çizdiğim grafiğin denklemi karekök içinde eksi x artı 3'tür. Burada x yerine bazı değerler koyarak denemenizi tavsiye ederim. Burada yaptığımız şey, kökün içindeki ifadenin işaretini değiştirmektir. Kök içinde pozitif değer elde etmek için, x artı 3 ifadesi negatif olmalıdır. x artı 3 ifadesinin negatif olması için de, x eksi 3'ten küçük olmalıdır. Şimdi daha ilginç bir şey yapalım. Bu yeşil grafiği y eşittir 0 durumunda, yani yatay eksen boyunca döndürelim. Bu durumda aldığımız kökün işaretini değiştiriyoruz. Yani y, eksi karekök içinde eksi x artı 3'e eşit olur. O da bu şekilde bir şey olur. Böyle bir şey olur. Ve en son çizdiğimiz grafiği kaydırmak istersek kökün dışına bir sayı eklemeli veya çıkarmalıyız. Şimdi şunu yapalım. Bu grafiği kopyalayıp yapıştıracağım. Kopyalayalım ve görelim. Bu grafiği aşağı kaydırmak istediğimizi düşünelim y eşittir 0 noktasından başlamak yerine, y eşittir eksi 4 noktasından başlıyoruz. Yani fonksiyonun ifadesinde köklü kısımdan 4 çıkaracağız. Evet, galiba bütün renkleri tükettim. Bu son grafiğin denklemi, y eşittir eksi karekök içinde eksi x artı 3 eksi 4'tür. Evet, umarım bu size bir grafik üzerinde neler yapabileceğiniz konusunda bir fikir vermiştir. Konuyu daha iyi anlamanız için başka örnekler de yapacağız. Görüşmek üzere.